Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugün Raşit Eyvil'in arabasıyla birlikteyiz. Kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Kısaca aracımız 2016 model Seat Leon FR. Kısaca aracını tanıtır mısın? Model falan hani. Aracım dediğin gibi Seat Leon 1.4 TSI motor, 150 beygirlik ACT olan Seat Leon FR modeli. 2016 model. Hani Estoril Alor mavisi aracın rengi. Alor mavisi. Genelde Estoril mavisiyle karıştırıyorlar. Onlar genelde BMW'de olan. Evet. Abi bizimki Alor mavisi. Şimdi senin sormak istediğin bir şey varsa ben onları cevaplayayım. Tamam, öyle yapalım. Şöyle alabiliriz. Tabii ki ben öyle geçeyim. Şimdi bu FR standart Leon'lara göre hem performans açısından hem de görünüş açısından biraz daha sportif değil Aynen, mi? Daha sportif görünüme sahip. Yani bir de bu FR'ın, yani Leon'un sportif versiyonu olan FR'ın üstüne de birkaç tabii, yani parça koyulmuş. Aynen. Bizim arabamızda ön lip ekledim, yan lipler eklendi, arka difüzör eklendi, bir de arkaya spoiler ekledim. FR'ın üstüne. Peki bu arabanın standart bir Leon'dan, yani FR'ın ön taraftan başlarsak ne tarz farkları var? Ön taraftan başlarsam dedim, ben ön lip ekledim arabaya. Evet. Tamponlar aynı mı? Tamponlar aynı, sıkıntı yok. Tamponlar aynı, sadece ızgaralar farklı. Şu ızgara kısmıyla ön lip eklendi. Bir de şurada FR logosu var. FR logosu vardı zaten. Normalde de var. Normalde yani FR'larda geliyor. Bir de farlarımız LED herhalde. Aynen, farlarımız LED. Leon'larda halojen sarı far olarak Aynen. geliyor. Bunlar beyaz LED. Aynen. Doğru, beyaz LED bunlar. 2017'de makyajladılar. 2017'de de sarı LED olarak geldi. Hmm, bunlar makyaj öncesi Leon diye geçiyor. 2016'da. Şöyle yan tarafına doğru geçebiliriz. Yine 18 inç lastik ebatımız 225-40-18 lastik ebatımız var. İnce yanaklı bir lastik, spor lastik. Bu FR'larda 18 inç standart mı geliyor? Yani şöyle söyleyeyim, normalde 17 inç geliyor. İstersen 18 inçi opsiyon olarak alabiliyorsun. Neydi bu jantın modeli, opsiyonu? Ya benimki titanyum. Titanyum modeli olarak. 18 inçlik titanyum modeli. Zaten diğer FR'lardan farklı olarak titanyum olduğu için şeylerde de, aynalarda da fabrika çıkışı kaplama var, şey var. Yani rengi farklı. Olarak, rengi farklı olarak geldi. Yan tarafta Leon'dan dediğimiz gibi ayna, alt taraftaki marşpiyel, bir de jant farkı var. Aynı. Yan tarafta onun haricinde herhangi bir fark yok. Herhangi bir değişiklik yok. Kasa aynı, her şey aynı. Rengi ne demiştin bunun? Alor mavisi. Alor mavisi. Güzel. Yan taraftan gördüğünüz aynı gibi araç baya güzel. Arka tarafına doğru ilerleyebiliriz. Önler, ön arka disk. Önlerde hava soğutmalı disk var. Arkalar kütle halinde, soğutmasız disklerden. Yine FR'ın tamponu aynı. Ama FR'a sadece küçük bir difüzör. Yani şu altta görülen parça FR'a sonradan eklenmiş durumda. Yine arka tarafından bakmaya devam ediyoruz. FR'larda bu üstteki spoiler, yani şu spoilerin ek parçası Aynen. yok. Yok, ek parçası yok. Yine bu da opsiyon olarak Aynen. sonradan eklenmiş. Opsiyon Peki bu servis falan mı takıyor bunu? Yani yoksa ha, istersen servise de taktırabilirsin. İstersen kendi başına malzemeyi alıp getirip ustaya yani da taktırabilirsin. Yani bu Türkiye'de Seat tarafından sunulan bir opsiyon aslında. Yani Aynen. piyasada bir adamın üretip de yakıştırdığı bir parça değil yok, yani. Değil. Bunun için üretilmiş. Bunun için üretilmiş bir parça, dediğim gibi servise gidip taktırabilirsin. Veya istediğin yerden. İstiyorum diyebilirsin ama servis biraz daha maliyetli oluyor ister yani, istemez. Aynen öyle. O yüzden genel herkese alıyor, sipariş veriyor. Kendi kafasına göre. Yapıyor. Hoş görüntüsünü kendi yapıyor, arabasını dizayn ediyor. FR stoplarımız var. Yani nedir? Onlar da ampullü değil, ledli şekilde yanıyor. Zaten bunların yanmasını falan gösteririz. Yine bir FR logomuz var, detayımız var. Onun haricinde tamponumuz. Hani şu olmadan bile, yani FR olmadan bile aslında arka tampon, aracın arkası bayağı bir spor duruyor. İşte arkada park sensörümüz var. Önde park sensörü Önde var mı? Önde park sensörü yok. Önde yok. Geri görüş kamerası da yok. Geri görüş kamerası da yok. Geri görüş kamerası Excellent modellerinde var. Sonradan çıkardığı FR'ın 1.4 TSI 150'liklerde Excellent diye bir model çıkardı. Onlar da var. Bir de şu detayı söyleyelim. FR hani dedik ya, hem performans hem görünüş olarak biraz daha spor dedik. Standart Leon'larda, yani FR olmayanlarda bu 1.4 TSI 150 beygir. Onlar FR olmayanlar 125 beygir. Yani 25 beygirde bir daha iyi bir gidiyor. Herhalde dış tarafla ilgili. Ha bir de şu var. Stopların çerçevelerine
siyah film çekilmiş. Yapıldı, daha güzel görünüyor diye. Kesinlikle. Yani kaş da deniyor. Yani kaş da deniliyor. Bayağı güzel. Bir de buraya Nürburgring sticker'ı yapıştırılmış. Aynen. Bu da güzel. Herhalde dış tarafıyla ilgili başka da bir şey yok. Yok ya, dış tarafı. Bir de egzoz uçlarımız var. Onlar aynen. da standart o FR dedin. Standart FR şeyi genelde oraya ikili ya da dörtlü büyütüyorlar. Büyütüyorlar. Daha ben gerek duymadım. Yani. Aracımız bu arada arkadaşlar komple orijinal. Yani aynen. işte bu body kit'i olsun. Yani body kit derken tampon uçlarındaki eklentiler, spoiler her şeyi orijinal. Fabrika çıkış bu şekilde. Herhangi bir oluyor ya kendince bir şeyler katan arkadaşlarımız oluyor. Bu araçta herhangi bir kendinden katılma bir şey yok. Orijinal. Bir de cam film var herhalde. Bütün aynen, camlarda. Cam film var. 3 numara. Önde de var gibi. En önde yok. Ön camda yok sadece. Cam, ama karanlık duruyor. Var gibi. 4'ü olduğu için karanlık. Karanlık duruyor. Bu sunroof FR'ları özel değil. Leon'larda var. Aynen, Leon'larda var. Opsiyon olarak istediğini her arabaya koydurabilirsin. Ama FR'larda direkt fabrika çıkışı. Opsiyon değil yani. Hani. Kaldırmak istesen de? Ya kaldırmak istediğin değil. FR alıyorsan üstünde sunroof var. Güzel. Yani diğer 1.4 TSI FR olmayan modellerde opsiyon olarak alıyorsun. Güzel. Peki bu araç 2016 model. Evet. 50 bin kilometrede. Evet. Şimdi de tarih olarak 2019'un sonlarına doğru bir tarihteyiz. Piyasası ne geçiyor bunlar ya, fiyat olarak? Arabanın kondisyonuna bağlı. Arabanın evet. boyalı parçası, değişen parçasına bağlı. Yani hani 90 milyardan başlıyor. Yani 130-140'a kadar gidiyor. Gidiyor yani. Temizleri. Aynen temizleri. Ama 90'lık da herhalde biraz yıpranmış falandır 90'lık herhalde. 90'lık işte kişiye göre değişir yıpranma yani. Olayı. Ya kesinlikle yani herkesin tercih meselesi. Farklı. Tercih meselesi. Kimi boya takıntısı oluyor, hatasız istiyorum yani. Diyor. Kimi diyor 3 parça boya benim için dert değil dert diyor. Dert değil diyor. O yüzden dediğim gibi fiyat biraz kesinlikle kişiden kişiye değişiyor yani. Aynen öyle. Peki herhalde dış tarafla ilgili söylemek istediklerimiz bu kadar. Aynen bu kadar ya. Tamam şimdi içine geçebiliriz. Şimdi aracın iç tarafındayız. Yine incelemeye devam ediyoruz. 7 inç dedin değil mi? Evet 7 inçlik bir dokunmatik ekran var. Navigasyon var mı bunda? Navigasyon normalde bunlarda TypeLink diye bir olay var. Servis tarafından açılması gerekiyor. Hmm. Ona da yüklü bir miktar yani hani 7 inçlik bir ekran alıyorum diyorsunuz arabaya ama navigasyon onu açtırmadığınız sürece navigasyon yok kullanamıyorsunuz. Peki klip falan oynatabiliyor mu? Sadece müzik mi? Ya sadece müzik. Hmm, video falan oynatamıyor video yani. Falan oynatamıyor. Bu da yine opsiyon. Yani FR'larda var aynen. mı peki? Normal FR'larda küçük ekran var. 7 inçli. Hmm. 5.2 galiba. Tam hatırlamıyorum yanlış olmasın. Dokunmatik yine. Yine dokunmatik küçük bir ekran var. 7 inçli opsiyon. En son artık makyajlanmış kasada sadece 8 inçlik tuşların olmadığı sadece bir açma kapama ses ayarının olduğu bir tuş yaptı. O biraz daha kibardır. Aynen. O var sadece. Bir de FR olarak normal Leon'lardan farklı olarak direksiyonumuz farklı. İşte şurada FR logosu var. Delikli deri. Güzel. Aracımız otomatik vites. Vibreleri falan, aracın içi falan gayet şık. İşte bütün aydınlatmalar beyaz tercih edilmiş. Güzel. Koltukların yan destekleri bayağı yüksek. Senin boy kaç? Benim boy 1.70. 1.70. 1.70. Aynıyız yani. Baş mesafemiz böyle. Yükseklik ve alçaklık ayarı var. Var. İleri geri de var. Aynen. Oturuş pozisyonumuz aşağı yukarı aynı. Baş mesafemiz de böyle. Hani sunroof olmasına rağmen, biraz aşağıda olmasına rağmen baş mesafesi bayağı iyi. Yani ön oturuş bayağı geniş. Şöyle baktığımız zaman tasarımı çok güzel. Geniş. Leon gayet güzel. Bir aynen. de FR zaten. Bir de herhalde ses sistemi var değil mi? Evet, opsiyon olarak. Opsiyon olarak Seat Sound diye bir ses sistemi var. Bu ekranla birlikte mi geliyor yoksa? Ekranla birlikte değil.
ekstradan opsiyon olarak koydurabildiğim bir özellik. Siz beni nasıl peki ses sistemi? Ya, kesinlikle çok iyi. Yani tatmin ediyor. İnsanlar da Sennheiser Sound diğer normaline göre tatmin ediyor. Çok ultra bas seven insan değilseniz siz yani açtığınız zaman mutlu tatmin edecek. Tatmin ediyor. Diye. Zaten o da önemli. Yani o da yeterli oluyor benim için şahsen. Aynen öyle. Bu cam tavan içeriği bayağı bir aydınlık yapıyor. Camlar filmli olmasına rağmen içerisi gayet ferah, aydınlık. Bir de şimdi durdurup arka tarafına geçebiliriz. Bir de arkaya falan bakalım. Şimdi aracın arka tarafındayız. Gördüğünüz gibi aydınlatmalar beyaz LED olarak tercih edilmiş. Yani sarı olmasındansa beyaz çok daha güzel gözüküyor. Bunlar küçük detaylar, güzel detaylar. Arka tarafta da şöyle oturuş pozisyonu. Baş mesafem var. Diz mesafem de bayağı var. Yani belki 1.80, 1.90 rahatlıkla oturabilir. Koltuklar biraz dik ve rahat. Orta tarafları kumaş. Aralarda da deri detaylar tercih edilmiş. Bunlar güzel. Şaft tünelimiz yaklaşık 20 santim kadar, bir karıştan biraz daha düşük ama biraz yüksek. Yani önden çekişli bir arabada bu kadar şaft tüneline gerek var mı bilmiyorum. Şurada da hava menfezine yer verilmiş. Herhangi bir çakmaklık girişi veya elektronik girişi yok. Koltukların arkasında da böyle gördüğünüz gibi cepler var. Arkasında da ön tarafta oturana erişimi sağlayamayacağınız, erişimi engelleyen içinde sert malzemeler var. Ön taraftakini rahatsız edemiyorsunuz. Küçük kelebek camları biraz içerinin aydınlık olmasına yaramış. Herhangi bir kol dayama yok. Döşemelerin rengi güzel. Kırmızı küçük detaylar var. İçi falan gayet güzel. Tavanımız açık krem tercih edilmiş renk olarak. Güzel. Camların hepsi tek dokunuş. Arka tarafla da ilgili söylemek istediklerimiz bu kadar. Kısaca arka tarafını da göstermek istedim. Volkswagen'lerin, Golf'lerin falan olduğu gibi bunun da bagaj kapağı bu şekilde açılıyor. 380 litre bir bagajımız var. Koltukları yatırdığımız zaman da 1200 litreye kadar çıkıyor. Şuralarda biraz yaklaşabiliriz. Dört köşede şu şekilde şase rengine boyanmış sabitleme kancaları var. Hani ağır bir yük falan taşıyacaksanız eğer bu şekilde onlardan faydalanabilirsiniz. Bagajımızda bu araçta şurada gördüğünüz gibi Seat Sound yazıyor. Ses sisteminin büyük ihtimalle subwoofer'ı var. Yani buradan da basları buradan veriyor. Aynı zamanda yarım boy sanırım bu. Bir de 125-40-18. Evet, yarım boy bir yedek lastik var. Stepne var. Trikomuz falan burada tercih edilmiş. Bu döşeme de yani bu kısımda gayet güzel. Yani 3 kişilik veya 2 kişilik bir aile çok rahat edebilir. Bagaj bence yeterli büyüklükte. Şuralarda falan asma kancaları var. Bunlar falan küçük güzel detaylar. Yine bagajı dış taraftan tutup da elimiz kirlenmesin diye iç tarafta kapatma mandalları var. Bunlar da gayet güzel. Bagajla ilgili de bu kadar. Evet, şimdi de kısa bir sürüş yapacağız. Raşit'e teşekkür ediyoruz. Evet. Kendi arabamız gibi. Kısaca öyle bir hani sürüş, yol izlenimi hakkında da onları da paylaşmak istedik. Kısaca naçizane yorumlarımı yapacağım. İlerlerken de sana birkaç sorum var. Mesela yakıt. Aracımız 1.4 turbo benzinli 150 beygir. Evet.
Yakıt verileri nasıl? Yakıt verileri arabanın normal fabrikasal verilerine bakarsan şehir içi 4.7, şehir dışı 4.7, şehir içi 5.8 gösteriyor ama hani bu değerlerin nasıl çekildiğini, hani hangi şartlar altında verildiğini herkes iyi kötü biliyor. Yani. Hani ben bu aracın normal rutin sakin kullanımda 7-8 arası, 7-8 litre arası yakıyor. Sakin kullan dedim, yani öyle abartmayacak kadar yavaş değil. Normal günlük spor moda çekmeden, ekonomik modda, kasmadan, normal seviyede kasmadan sürdüğünüz zaman 7, 7.2, 7.5, 7.8, yani 7 ile 8 litre aralığında yakıyor. Ama yok, ben yani altımda bir spor araç var, bunun hakkını vereyim diyorsan spor moda çekip de yani hani basarsan 11-12, yani zaten 13 litre turbo motor yakar. Yani o civarlara geliyor. Yakıt tamamen hani bu araçta, zaten bu araç EcoTCI Start Stop da var. Hani yavaş kullanımda, cidden sakin kullanımda hani çok üzmüyor seni hani altındaki arabaya göre. Yani. Ama spor moda çektiğin zaman, bastığın zaman üzüyor. Ama yine de 7 litre biraz fazla gibi sanki. Yani 7 litre şu an ülkemizdeki benzin fiyatlarına göre ondan dolayı yani fazla. Bayağı yüksek geliyor. Peki performansı, bu araba yaklaşık 20 bin kilometredir sende. Aynen. Performansı peki, bu motor bu kasayı rahatlıkla kaldırıyor mu? Çok iyi ya. Performans olarak cidden hani gaza bastığınız zaman yani gaz tepkisi çok sizi tatmin ediyor kesinlikle. O gaza bastığınız zaman müthiş bir atikliği var. Yani motor yani çok rahat götürüyor, çok, hatta eğlendiriyor bile. Aynen, kesinlikle eğlendiriyor yani. Arabamız DSG biliyorsunuz, 7'leri. Yani şu an 7. viteste 90'la gidiyoruz. Viteslerin hiçbirini hissetmedim. Normalde dikkat ederim. Hiçbir his yok zaten, DSG biliyorsunuz. Bayağı başarılı. Peki konforunu nasıl buluyorsun? Ya konforu şimdi başta şöyle söyleyeyim. Aracımız 18 inç jant var. 225-40 18'likte bir lastiğimiz var, ince yanak. Yani. Yani lastik yanağı ince. Biraz daha sert araç. Yani süspansiyonlar da sert biraz. Yani araç normal bu segmentteki, C segmentteki araçlara göre biraz sert diyorsun. Sert geliyor yani. Hani yolu biraz daha hissediyorsun. Hmm. Yani aslında Raşit sert diyor ama aynen, bana ben sert diyorum şahsen. Hani. Yani bence araba gayet güzel. Hani bahsettiği kadar bence bir sertlik yok. Yani yok, ben bundan önce Passat'a falan bindiğim için. Passat'la kıyaslama canım. Passat'ın biraz o süspansiyonlarına alıştığım için biraz sert geliyor bana. Yani bunda 16-17 jant olsa kesinlikle çok daha konforlu aynen, olur. Kesinlikle. Ve bence yumuşak yani araban. Aynen. Bir şikayetçi olduğun konu herhalde küçük birkaç trim sesi var. Aynen, bu aracın zaten hani diğer incelemelerinde baktığında kronik sorun olarak bu Volkswagen'de de var. Sadece saat için demiyorum yani, Volkswagen kullanan arkadaşlarımla da aynısını söylüyor. Evet. Yani özellikle bu araç kötü yola girdiği anda, biraz böyle stabilize yollara girdiği anda çok fazla trim sesi olmaya başlıyor. Yani trim derken içerideki parçaların aynen, içerideki birleşme parçalar, noktalarındaki sürtünmeden dolayı gıcır gıcır sesler. Aynen onlar geliyor. Onlar biraz rahatsız ediyor da diyorsunuz ya şu kadar bir para verdim. Ona rağmen. Olmasın istiyorsunuz ama işte bu da buna yapacak bir şey yok. Yani. Ama bence yine sana öyle geliyor. Yani trim sesi çoğu arabaya göre emin ol daha az. Yani o da var. Dedim ben hani ben belki de buna hani verdiğim paraya karşılık olarak odaklandığım için, daha hassas olmasını istediğim için bu konuya takmışımdır. Yani biraz bana öyle geldi, bilmiyorum. Ha, dediğim gibi alışıyorsun sonradan. Yani. Hani ben bunları gidermek için baktım, insanlar aman arak kapıları söküyorlar, aralara yalıtım malzemesi koyuyorlar. Hiç gerek yok. Bir tık ben müziğin sesini hani kimseyi rahatsız etmeyecek kadar, yani açtığın zaman açtığım zaman hem müziğimi dinleyerek gidiyorum hem de hiçbir sesten rahatsız olmadan. Yani güzel. Yani. Ekstralarımızı konuştuk. Kullanıcı deneyimi. Peki memnun musun? Yine almak istesen, yine bu arabayı alır mısın veya almak isteyenlere tavsiye eder misin? Yani şimdi kesinlikle hani ben aldığımdan, ben bu aracı birkaç araçla kıyaslayarak aldım. Evet. Ve aldığıma pişman değilim. Hani yine olsa yine alırım. Çünkü hani bundan önce 2-3 bundan 2 önceki arabam Renault Clio 1.2 idi. Hmm. Hani mesela onda ben ızdırap gibi gelmişti artık. O araba bana gerçekten ızdırap gibi gelmişti. Niye? Ya 1.2 idi. İnip itesim geliyordu yani arabaya. Öyle söyleyeyim. Yokuşa geldi ya. 75 beygirdi değil mi? 75 beygirlik bir arabaydı. İtesim geliyordu. Ondan sonra i30'a bindim. Mesela o uçak gibi geliyordu. Hmm. Hani ama bu araç dediğim gibi ben bir ufak sıkıntısından hariç, görünüşü olsun, görselliği olsun, hani şöyle söyleyeyim, ben bu aracıma yaşadığım şeyde parka çektiğim an oraya oturup baktığım an bile yani 20 tane geçen insandan 15'i bakıyor bu yani, araba. Özellikle gençler daha çok. Gözüne hitap ediyor. Gözüne hitap zaten ediyor. Sana da güzel geliyorsa kesinlikle, sıkıntı yok. Kesinlikle.
Biraz şu an yaklaşık 80-90 km hızlarında gidiyoruz. Motor sesi kesinlikle yok. Rüzgar sesi de kesinlikle yok. Biraz lastik sesi var. Yani evet. O da geniş tabanlı bir lastik olduğu için, lastik sesi sürtünme fazla olduğu için normal. Aynen. Bir de lastiklerim yıprandı. Yani lastiklerimin son yazı. Yazlık lastikler bu yazdan sonra kışa geçtiğim an değiştireceğim. Yani belki biraz daha taze, ekonomi odaklı bir lastikte belki lastik sesi de daha az olabilir. Ben de arabayı gayet beğendim sürüşünü. Zaten bunlar da elektrik destekli, yani elektronik diferansiyel kilidi var. Bunların virajları falan çok iyidir. Çok güzel. Viraja falan girmesi falan güven veriyor araba. Viraja yani. 150 ile de girdim. 180'de de girdim ben bu araçla. Tabii önermiyoruz. Yani o kadar hızda aynen. Girmeye... Trafik kuralları dahilinde diyelim biz aynen. O hızlara. Bazen bu şekilde davranmak gerekebiliyor acil durumlarda. Yani. Onda da güven verdi hani araç bana. Ben yoldan çıkarım, şunu yaparım, bunu yaparım. Evet. İşte yani. O diferansiyel kilidinden dolayı. Araç yaklaşık 130 km hızlardan sonra rüzgar sesi alıyormuş. O da sanırım sunroof'tan mı alıyor? Yoksa ya, genel olarak bir rüzgar sesi mi var? Genel olarak alıyor. 110-120'yi geçtikten sonra, 120'den sonra rüzgar sesini artık hissetmeye başlıyorsunuz. Arabanın 0-100'ü bu arada 8 saniye. Evet. Gayet seri. Tabii bunda DSG'nin büyük bir faydası var. Büyük bir payı var. Çok seri. Herhalde başka da söylemek istediğimiz bir şey kalmadı. Daha da fazla uzatıp izleyicilerimizi de sıkmayalım. Aynen. Sana tekrar çok teşekkür güzel ediyorum. Kardeşim ne demek. Arkada da Zeynel var. O da kamerada çok yardımcı oldu. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Pekala. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.